Haftaya güzel bir başlangıç. Evet, <laughs> dün dedim zaten yarın pazartesi diye e, sert bir başlangıç olacağı belliydi abi haftaya yani. Hazine ve Maliye Bakanımızın açıklamalarına bakalım. Kendisi e, ekonomiye dair hiçbir şey yok. Nasıl denir? Hiçbir çalışması yok yani. Ekonomi bilgisi yok. Daha önce böyle bir şey yok ya. Oku, ne okumuş, ne etmiş. Yani ben ben 17 yaşında birisiyim. Ben ekonomi, maliye falan Maliye Bakanı ben olsam aynı şey yani anlıyor musun? Çay, çaycı. <laughs> Yani yoldan sokaktan birini koymuşsun misali. Kendisinin tabi fotoğraflarına da bakmıştık. Çok iyi başka fo fotoğrafları var çok iyi montaj olduğunu düşünüyoruz. Peto ile fotoğrafları da vardı. Neyse. Ee, Hazine ve Maliye Bakanı bugün konuşma yapıyor, röportaj veriyor. Röportajında <laughs> bu yeni ekonomi modeli, yeni ek ekonomi modeli diye övüp övüp duruyorlar ya. Her ay bir ekonomi modeli çıkıyor. Yani mesela geçen ay farklı bir ekonomi modeli vardı. Bu ay farklı bir ekonomi modeli. Her gün farklı bir şeyler söylüyorlar yani. Tam ne olacak belli değil yani. Üzülürüm. E i̇şte soruyorlar. Yeni model modeliniz ya tutmazsa yani bu model olmazsa abi yani. Diyelim ki işlemedim model diye soruyorlar. Ve e, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati diyor ki üzülürüm. <laughs> bu nasıl bir şey abi ya? Üzülürüm. Yani resmen bir deney e, yapıyorlar. Bizde bir deney bu yani. <laughs> Merkez Bankası'nın döviz piyasasına bugünkü müdahale büyüklüğün 2,5 milyar dolar olabileceği belirtildi. Bu nasıl bir soru ya? Modeliniz ya tutmazsa, ekonomiyi yönetiyorsunuz. Tutmazsa falan düzgün bir şey yapsak, üstüne çalışsak böyle ani, radikal kararlar vermesek hızlı hızlı. Her ay farklı bir e, ekonomi modeline geçmesek. Recep Tayyip Erdoğan zaten başa geldiğinden beri 20 senedir Allah bilir saymak lazım kaç kere ekonomi modeli ekonomi modeli demiştir yani. Model falan yok ortada umut pompaya çalışıyor. Evet yani zaten ortada olan bir model de yok yani. Çin'e benzetmeye çalışıyoruz. Hatta yok Çin'e de değil bu Türkiye modeli. Bu ayrı bir model falan diyorlar. Feci üzülür tabii yaptıkları bir deney varsa lan yok model falan. Abi üzülürüm ne ya? Ekonomi, hazine, hazine ve maliye bakanısın abi. Yani üzülürüm ne demek? Nasıl üzülürsün? Ben de üzülüyorum. Ben her gün üzülüyorum. Dolar artıyor diye. Ben de üzülüyorum. Ben, o benim yapacağım bir şey. Üzülen benim. Üzülmesi gereken adam benim. Ben üzülürüm yani. Dolar arttığı zaman üzülürüm. Sen niye üzülüyorsun abi? Bunu yöneten sensin. Bunu kontrol eden sensin. Bu senin elinde. Neyse. E, üzülürüm diyor. Sonrasında yine aynı röportajda başka bir soruya e, şu şekilde cevap veriyor. Bakan Nebati bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber. Ta karamsar tablo çizenler var. Onlara diyorum ki sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında izlirsin. Ama ben Bin kişiyle beraber bütün varlığımı kaybederim. Abi bu nasıl bir şey ya? Biz şeyde falan mıyız yani? Kurtuluş savaşı falan mı bu? Ne savaş falan mı var? Ne ne yani bu? Ne anlatıyor abi bu olan? Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber. Ne demek abi bu? Padişah olmuş da böyle savaşa askerlerini ikna etmeye çalışan bir adam gibi konuşmuş yani. Ne bu yani? Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber. İnanılmaz ya. Bu arada e, der, darbe Mileo Prime'la abone olmuş. En fazla neyini kaybedersin? Ne demek lan? En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Abi en fazla ne kaybedersin demek? Nasıl bir şey yani? Her şeyi mi kaybedebilirim abi? Para, param yok oluyor. <laughs> Falan ya, ne bileyim nasıl neyini kaybedebilirsin. Ne Neyi yapıyorlar ya resmen enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bin kişiyle beraber bütün varlığımı kaybederim. Olmaz ya. Battığımız zaten biliyorduk ama sizin ağzınızdan duyunca ayrı bir üzülüyor insan. Evet yani bu açıklamasında şey de demiş oluyor aynı zamanda. Biz battık arkadaşlar demek aslında buradaki konuşma yani. Yani çünkü şey değil işte ne bileyim. E, Hazine maliye bakanı ne yapar? İşte planlarını anlatır. Geleceğe. ...geleceğe yönelik işte ne bileyim... ...bir şeylerden bahseder anlıyor musun? İnsanlara güven vermeye çalışır. Piyasalara güven... ...güven şey yapmaya çalışır. Güvenli olduğunu göstermeye çalışır falan. Burada adam diyor ki... ...bitersek hep beraber biteceğiz... ...kazanırsak hep beraber. Yani belirsizlik var. Kendi de kabul ediyor. Bir şeylerin iyi gitmediğini yani. Ya tutarsa misal işte. Ya tarih yazacağız... <laughs> ...ya da tarih olacağız... <laughs> Böyle bir şey işte abi ne mafya mısınız eski şeydeyiz de askerlerinizi mi şey yapıyorsunuz padişah mısınız desiniz yani en azından yalan söylememiş. Aa geldi yine fotoğraf geldi. Son olarak da Arkadaşlar galiba bizim <laughs> bizim Hazine ve Maliye Bakanlığının başında bir joker var galiba arkadaşlar. Adam Türk joker. <laughs> Konuşmaya bak abi. Ben Nurettin Nevatiyim. Nurettin Nevati gibi konuşmak zorundayım. Nurettin Nevati gibi yaşamak zorundayım. Nurettin Nevati gibi davranmak zorundayım. Teşekkür ediyoruz. Piyasalara güven veren harika bir konuşma olmuş. Bu açıklamandan sonra Hazreti Nevati, bu konuş, bu açıklamalarından sonra büyük bir ihtimal herkes e, Türk lirasına yatırım yapmaya başlayacaktır diye düşünüyorum yani. <laughs> Bu ne abi ya? Ben Nurettin Nebati'yim. Dur şey, Instagram'da paylaşmıştım. Açayım burada da. <laughs> İnanılmaz ya. Tamam abi sen Nurettin Nebati'sin ya. Tamam, üzülme. Üzülme abi. Nurettin Nebati sensin. En Nurettin Nebati sensin. Tamam. Durumum Uzuru iyi değil. De. Durumum iyi değil. <laughs> Bundan konuşamıyorum. Beyinsel problemlerim <laughs> var. Gerilim oluşuyor. İnanılmaz bir adam ya. Gerçekten piyasalara güven veren ve ekonomideki aktörlerin önünü açan bir açıklama olmuş. Açıklama olmuş. Biz de bunu bekliyorduk. Vallahi tüm Türkiye oturmuş Nebahattin Bey'in e, bu açıklamasını bekliyordu. Gerçekten iyi oldu bunu yaptı.